12, 24. Şu anda 260 kilo var. Fark eder mi ya? Fark etmez. Fark ederse kahrolayım. Kaç tekrar 3 mü, 2 mi, 1 mi, 5 mi, 10 mu, 20 mi? Söyle ve izle. Sorulardan bir tanesi. Kaç tane barfix çekiyorsun? Hem size kaç tane barfix çektiğimi göstereceğim şimdi, hem de ben ısınmış olacağım antrenmana başlarken. Bu videoyu iki farklı video olarak atacağım. Yani bir kaç tane barfix çekiyorum, bir de sırt antrenmanımın başında olacak. Yani şu anda izlediğiniz videonun başında zaten olmuş olacak. Yani şunu demek istiyorum, bunu bir de ekstra bir video olarak çekeceğim, atacağım kaç tane barfix çekiyorum diye. Çünkü kaç tane barfix çektiğimi merak edenler bu videoyu izlemezler belki, hani sırt antrenmanı izlemiyorum. Ama videonun başlığında kaç tane barfix çekiyorum yazarsam, kaç tane barfix çektiğimi merak eden çocuklar izleyip bu videoyu izleyebilirler. Yani iki tane farklı video olarak atacağım. Umarım anlatabilmişim. Kafanızı çok çarpmaksın. Bu antrenmanı bana Fitchi Fitoğlu yaptıracak. Mustafa Hoca yaptıracak. Mustafa Yıldırım yaptıracak. Bana bir strap hediye etti. Gördüğünüz gibi. Bana bir strap hediye etti. Eğer bunu hediye ettiyse bu ne demek biliyor musunuz? Bu antrenman birazcık böyle, hani deli bir antrenman olacak. Hani bunlara ihtiyacım var ben demek istedi. Straplarımı takayım. Önce bir bakalım kaç tane maksimum barfix çekiyorum. Ondan sonra antrenmana başlıyoruz. Bakalım nasıl bir antrenman olacak. Antrenmanda sırt yapacağız. Kanat yapacağız ve biceps, triceps yapacağız. Güzel bir antrenman olacak. Bu arada güzel bir antrenman olacak diyorum. Çünkü Vanne'nin antrenmanı kötü geçme gibi bir ihtimal yok man. Bütün antrenmanlar iyi. O gün elinizden gelenin en iyisi. Bunda strap kullanmayacağım. Direkt böyle çekeceğim. Çünkü uzun zamandır strap kullanmıyorum. İnanın bana bunları yeni eğer alırsanız. Bu arada bunları sipariş etmek için açıklama kısmında Fitchi Fitoğlu abimin, öz abim bu arada benim. Gerçek annemiz babamız ayrı, aynı öz abim. Ona mesaj atarak bunlardan sipariş edebilirsiniz. Bunların bir alışma süreci oluyor, şöyle birkaç günlük. Uzun zamandır kullanmıyorum, hiç riske atmayacağım. Çünkü fazla barfix çekmek istiyorum. Barfix çekerken bunları kullanmayacağım ama sırt antrenmanında kullanacağım. Tahminleri alalım hadi. Önce bir tahmin edin bakalım, sen değildir. Önce siz tahmin edin. Size bir saniye veriyorum tahmin etmeniz için. Evet, tahmin ettiniz. Şimdi sen tahmin et bakalım. Bu arada ben çekmeden yorumlar kısmında yazın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir Süpermen değilim biliyorsunuz, insanım. Ve haftada bir falan barfix sınırlarımız oluyorum açıkçası. Çok dürüst olacağım. En son bir kere denemiştim. Yaklaşık 2 hafta önce falan denemiştim. 12 tane çekmiştim maksimum. Çok da öyle aşırı bir şey beklemeyin yani. Sadece merak ediyorsunuz diye çekeyim. Ben bir barfix sporcusu değilim. Ben dış görünüş. Atletik fizik baba. Benimki atletik fizik. Tahmin et bakalım kaç tane çekeceğim hadi. 12 dedim sana, bir tiyo verdim ama. Hadi bakalım, tahmin et bakalım kaç tane çekeyim. Tahmin ediyorum 60. Oh. 60'ın altına birini çekersem iyi. 10 tane çekersem iyi ya. Hadi bakalım. Maksimum. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Ah. 20. Gayet güzel.
Bir parantez açmak istiyorum. En fazla gelen sorulardan bir tanesi, eminim sana da çok fazla böyle soru geliyordur. Barfix'imi nasıl arttırırım diye. Bunda hemen kaç tane barfix çekiyorum parantez şimdi nasıl arttırırsınız diye atarım. Dostlarım eğer barfix'i arttırmak istiyorsanız, ya sadece barfix değil, bütün hareketleri arttırmak istiyorsanız ama sınırları zorlayacaksınız, bu kadar kolay. Yani adam bir tane barfix çekebiliyor. Bir tane barfix'i çekeceksin, ikincisini gerekirse zıplayarak çekeceksin. Kendini tutacaksın orada, minik minik kendini bırakacaksın. Adam hiç barfix çekemiyor, o zaman zıplayacaksın, tutacaksın kendini, minik minik bırakacaksın. Yani bu şekilde zorlayarak çekmeye çalışacaksın. Emin olun, bakın, çok kısa sürede güzel sonuçlar alacaksınız. Bir hafta gibi bir sürede, emin olun, bana hiç çekemeyen adam iki tane barfix çekecek. İki tane çeken üç olacak. Üç tane çeken dört, dört tane çeken altı tane olacak, inanın bana. Yani zorladığınız sürece kendinizi geliştireceksiniz. Aynı şekilde diğer hareketlerde de eğer arttırmak istiyorsanız zorlamanız lazım sınırları. Artık sırt antrenmanına başlayalım. Bir kere daha yapayım, ısınayım, sonra sendeyim. Sen söyleyeceksin, ben yapacağım. Tamam mı? Tamam mı ben? Ekranla sana çok değişik şeyler yapıyorum. Bütün fantezilerimi sallıyorum. Aynadan görüyorum. Ama sivilcilerim var. Tamam, haydi. Evet, sana bir şey söyleyeyim mi? Pump geldi, biliyor musun? Bu arada antrenman başlamadan önce 3000 MG kartı içtim. Ve iki yudum kadar sert bir kahve içtim. Hazırladım kendime biraz. Bu arada gerçekten neredeyse bütün hareketleri çalışırken, yani bütün kas bölgenizi çalışırken omuzları ısındırmak çok önemli, öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Omuzlar çok önemli. Omuzlar ne? Çok önemli. Omuz sakatlığı en iğrenç sakatlıklardan bir tanesi, sürekli lüks ediyor. Ya çünkü düşünsenize, öyle bir eklem ki, yani insanların yaptığı bir şey yok. Şöyle bir kemik düşünün, şöyle bir şey var etrafında ve bu buraya da dönüyor, buraya da dönüyor, buraya da dönüyor. Ya inanılmaz bir şey, anladınız mı? Şöyle bir şey olduğunu, inanılmaz bir şey. Kesinlikle. O yüzden bunun buradan pıt atması falan gerçekten çok muhtemel, o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Isındırmak gerçekten önemli. Bir kere daha omuzunu ısındırayım, sonra başlayalım. Sonra sen deyin. Tamamdır. Strap diyor ki ben antrenmana dayanamayacağım diyor. Bak çıktı, gördün mü? Ben diyor dayanamayacağım bu antrenmana diyor. Van diyor, çok çekildi geldi diyor. Bu arada bu video biraz böyle prof çekim gibi oluyor. Gerçekten güzel çekiliyor. Ancak kötü bir haberim var. Yani bütün videolarım böyle olmayacak. Lütfen bu sizin beklentinizi arttırmasın. Yine hani İstanbul'a döndüğüm zaman, bugün dönüyorum İstanbul'a. Yine fakir mod 10. Açacağım telefonu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ya bu biraz prof ama beklentinizi lütfen yükseltmeyin. Evet Mami. Büyük hareketlerden başlıyoruz. Evet. Bir şey deneyebilir miyim hemen? Tabii, tabii. Bir set daha hem ısınmış olayım hem şunu bir deneyebilir miyim? Uzun olur. Zamandır şey yapamıyorum. Olur. Aynen. Bu tamamdır işte bu. Hop. Bir arada strap'ın nasıl kullanıldığıyla ilgili paylaşım yaparsam iyi olur çocuklar. Evet, çok fazla böyle hani çok fazla izleyeceğini zannetmiyorum ama izleyen çocuklar gerçekten severek, yani bilerek şeyden izlemek istedikleri için izleyecek. Instagram'dan paylaşıyoruz. Yani ilgisi olanlar oradan görürler. Bu yani. Arada Instagram demişken beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde onu da açıklama kısmında yazıyor. Fitçi fit olur Vanlı Yıldırım. Hadi hocam sen deyin. Haydi bakalım, başlayalım. Şu yukarıdaki barı aşağı indirelim mi? İndirelim. Beraber indirelim. Ne yapacağım onunla? Rock pull'la başlayacağız. Dur. Aslında ben indiririm ya. Dur. İndirme. Belim bilmem neyin ağrımasın. O zaman şunu ekleyelim.
O küçük ya. Küçük bar, boş ver. O oraya sığmaz. Videoyu bir durdur abi istersen. Rakulla başlıyoruz. Alt tekrar yapacağız. Ağırlıklarımızı koyduk. 6 tane. Stop yap aşağıda. Stop yap. Bekle. Aşağıda bekle. Hop. Bas. Son. Hop. Harika. Evet. 2.20 daha ekleyelim. İyi misin? Çok iyiyim. 10 tane daha ekleyelim yani. Sen yeter ki ekle de. Evet. Güzel bir antrenman oldu. Daha yeni başladım ama hani böyle antrenman yapasım var gerçekten. Ağlığın altına girisim var. Seviyorum ya bu demirleri hoca. Bu demirleri ağırlık yığınları bu. Bu ağırlığı oradan oraya taşımayı, buraya koymayı, bu ameliyeyi seviyorum yani. Bu demirler bizim aşkımız ya. Gerçekten öyle ya. Kimisi modifiye yapmayı sever, kimisi. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sevmeyen bu sporu yapamaz. Kesinlikle. Beslenmeyi yapamaz, antrenmanı yapamaz yani gerçekten sevmeyen. Kaç tane yapıştırayım hoca? 10'da 10 tane yapayım. 5 tane mi? 5 tane yapalım çünkü çok ağır yapacağız biraz. Yok ben şaka yapıyorum 10'da 10 tane yani. Sen ne dersen o. Bu arada ufak bir bilgi daha vereyim. İşte deadlift, ağır squat yaparken tabanı sert ayakkabılar seçerseniz yani ve sert bir zemin seçerseniz çok daha iyi olur. Bugün aslında video çekmeyecektik biz. Ben öyle sırt yapacaktım kendime özel. Hoca dedi sana dedi güzel bir video çekelim falan. Ayakkabılarım yani sert değil onu demek istiyorum ama siz sert bir ayakkabı seçerseniz çok daha iyi olur. Evet hoca yapıştırıyorum. Haydi bakalım. Sert ve topuk kısmı yüksek olmayacak. Zaten squat ayakkabıları var. Alışveriş yaparken squat ayakkabısı evet. Yazarsanız. Evet. Gerçi bu kadar da dikkat eden kişiler var gerçi. Artık çocuklar dikkat aynen, ediyorlar aynen. Ya. Eskisi gibi değil kesinlikle. Yani. 5 mi dedin hoca? Haydi bakalım. Süper. Bas, bas, bas. Hop. Aşağıda bekle. Hop tekrar. Hop. Bas. Bir şey söyleyeyim bu antrenmanı yaparken elinizin nasır olmaması gibi bir ihtimal yok. Yapıştırmanız lazım. Şimdi 2.20 daha ekliyoruz Mami. Ekleyelim. Oh. Güzel antrenman oluyor. Direkt zaten şu lower back direkt hissettim yani. Aynen. Zaten oralara çubuk girmiş gibi hissedeceksin. Lower back inanılmaz çubuk yani. Sanırım yarın sıkıntı olacak benim için. Ve bugün bir firmayla görüşmek için bir otobüs yolculuğu yapacağım yani. Bugün Muğla'dan Eskişehir'e gideceğim. Havalimanı olmadığı için. Otobüsle gideceğim. Dediğim gibi bir firmayla toplantı alacağım. Bir görüşme yapacağız yani. Yani buradan sana şunu söylemek istiyorum. Ben nasıl yolculuğu yapacağım? Nasıl oturacağım? Millet diyecek sporcu ama nasıl? Şunu söylemek için show time ya. Şunu çıkartmam lazım. Evet hadi. Oo sende düşesi var onunla ya. Evet hadi evet man. Mami 2 yes. 4 6 8 10 12 24 şu anda 260 kilo var. Fark eder mi ya? Fark etmez. Fark ederse kahrolayım. Kaç tekrar 3 mü 2 mi 1 mi 5 mi 10 mu 20 mi söylemek duruma göre 3 minimum yapalım. Tamam. Duruma göre 4 yapalım. Abicim aşağı indiriyorsun ya. Yarım saniye bekle. Tamam. Pause yap, çek. Pause yap, çek. Ağlat yani o barı. Haydi. Strap ya alışamadım ama bir şey söyleyeyim bu antrenman strapsız olmaz.
spor. Sizin de bildiğiniz gibi. Sizin de bildiğiniz gibi erkek sporu. Haydi bakalım. Ve showtime. Bravo. Son. Bekle. Süper. Harika. Süper. Definasyon. Definasyonda güç kaybı olmaz. Siz beslenmeyi bilmiyorsunuz. Şimdi mamili. Yes. Ağırlığımızı yani tekrarımızı arttıracak şekilde tekrarımızı 20-25'e kadar çıkaracak şekilde ağırlıkları azaltıyoruz. Birer tane çıkartalım. Ben aldım. Güzel antrenman oluyor. Sonra da diyorsunuz ki ben neden gelişemiyorum? Acaba kendinizi yeterince zorluyor musunuz? Dinlen iyice. Dinleneyim yani. Hadi ona izin var yani. Dinlenim diyorum yani. Yani şu anda bile ben gülebiliyorsam inanın bana hayatta hiçbir şey beni yıldıramaz. Evet hocam. Haydi. Kaç tane yapıştırayım? Bir 8'i görelim. 8. Nasıl gücümden memnun musun? Çok. Gerçekten. Gerçekten çok iyi. Bu arada güç gerçekten yani beslenmeyle çok alakası var ama hani maksimum gücünüzü bulmak istiyorsanız en azından bir ay kadar uyku düzenine dikkat edin. Sonra ne bileyim beslenmenize dikkat edin. Çok motive olmanız lazım. Motive olmak zaten en önemlisi güç arttırırken. Yani şöyle düşünün, bir mekana girdiğiniz zaman şöyle mermi gibi girdiğinizi düşünseniz yanın bana güzel bir duygu. Evet hoca 8 dedi, 8 tane yapıştırıyoruz. Hayır. Yeah. Check. Bir strongman veya herhangi bir deadlift yarışmacısı değilim. Atletik fizik görüntü yarışmacısıyım. Sadece söylemek istedim. Ama yeri geldiğinde böyle antrenmanlar da yapıyorum. Tabii canım. Tabii ki. Bir 20'şer daha çıkar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ben seviyorum böyle antrenmanları. Ben ağırlık baba. Daha ağır. Ya yemek yerken antrenmanı düşünen, antrenman yaparken yemek yemeyi düşünen birisiyim. Şu anda mesela düşünüyorum. Tavuk var çantamda biri bekliyor. Oğlum ne fanteziler kurdum biliyor musunuz? Ama halbuki haşlanmış tavuk haşlanmış pilav tuz bile yok. Tuz demişken yine parantez açayım. Dostlarım günlük 6-7 grama kadar tuz kullanabilirsiniz. Hatta kullanmalısınız onu söyleyeyim size. Tuzun azı kötü, çoğu çok daha kötü. Size söylemek istedim. Kesinlikle. 10 yapıyor. 10 yapalım. Sonra tekrar sayısını optimal seviyeleri çıkartacağız. Bayağı buradayız yani. Evet. Bayağı bir lavabo ikiye odaklandık. Hazır mıyız? Haydi. Süper. Son. Hop. Ha.
Bundan da 4 set yapıyoruz. Sonra diğer harekete geçiyoruz. Evet. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Yine hareketlerin hepsini çekemeyeceğim. Öyle çeksem çok uzun olur. Direkt hem video sıkıcı olur. Direkt vurucu tak 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 neler yapıyorum tak 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 söyleyeyim. Video eğlenceli bir şekilde bitireceğiz. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi lat pull, wide grip, geniş tutuş, enseye indireceğiz. Evet. Süper set yapacağız. Close grip. Tamam. Evet. Önce en ağır girelim. Evet. 10 tane yapayım mı? 8 yapayım. 15 mi? 8-15 mi? Bunda 8 tane, bunda 15 tane. 8-15. Bir dene bakalım abi. Gel yarım ağırlığa tak. Tamam. Harika. Haydi. Bas. Bas. Güzel. Bundan 4 set yapıyoruz. Evet. Sonra diğer harekette. En baştan başlayalım. Çocuklara bir anlatalım. Tamam. İlk hareketi kaç set yaptık? 5 set yaptık. 5 set yaptık. İşte ağırlık ağırdan başladık. Hafif bir hafifleştirdik. Önce çok ağır, az tekrar, sonra biraz daha hafif, çok tekrar falan filan derken 5 yani sete kadar geldik. Ters piramit. Aynen. Ondan sonra ne yaptık? Bent over row yaptık diyelim. Aynen. Herkes gördünüz zaten. Bent over row o modelini yaptık. Hı hı. 3 set yaptık. Bunu fixtik. 10 tekrar yaptık. Şimdi buradayız. Gördüğünüz gibi süper set yapıyorum. Enseyi indiriyorum ve dar tutuş göğsüme çekiyorum. Burada ufak bir şey söyleyeceğim yine. Biliyorum kesin yorumlar enseye çekmek bilmem ne. Enseye çekmek şey değil mi? Zararlı değil mi? Evet, zararlı, haklısınız. Sonuna kadar çekerseniz eğer aynı şekilde şeyde de, omuz preste de, hani sitmişinde yapacağınız omuz preste de enseye yaptığınızda aynı şekilde bu enseye çekişte de sonuna kadar indirirseniz veya bunu da sonuna kadar çekerseniz o ensenize kadar kürek kemikleri o birliği sıkıştıracak ve orada çok uzun vadede sakatlanmalar olabilir. Burada neye dikkat edeceksiniz? Sonuna kadar değil de yani şu kafanızın ortasının bir tık üstüne kadar. Kafanızın ortası maksimum yani. Ortasına kadar çekerseniz herhangi bir sıkıntı olmaz, bu hareketi yapabilirsiniz. Yani ben yapıyorum sürekli. En çok da zevk aldığım, en çok böyle haz duyduğum hareketlerden. Bir sonraki harekete geçiyoruz. Dostlarım şunu söyleyeyim size. Low row yapacağım, ağır, açık tutacağım. Yani sırtımın daha açık kısımlarına doğru, kanat kısmına doğru yapacağım. Şöyle söyleyeyim size, bu benim antrenmanımın son hareketi. Yani son değil de, yani ciddi olarak son hareketi. Yani ağır yaptığım son hareket. Yani bunu yapacağım, tamam mı? Sonra bütün gün serbestim. Yani bütün gün hiçbir şey yapmayacağım. Yani gidip ben basit şeyler yapacağım. Arkadaşımla oturacağım. Mesela biraz önce söylediğim yolculuk yapacağım. Basit şeyler. Yani benim günümün en değerli anı, son hareketim, anladın mı? %100'ümü yapacağım ve bitireceğim. Bu arada son ağır yaptığım hareket, tekrardan söylüyorum. Low row yapacağım. Açık tutacağım. 8 tekrar falan yapacağım. Ağır 8 veya 10 yapacağım. Bundan sonra en son göstereceğim zaten. 1 çarpı maksimum stride push down yapacağım. Hafif maksimum yapacağım. Ondan sonra birer set 4 setten birer hareket bicepsle bir set triceps yapacağım. Sonra antrenmanı bitireceğim. Burada almanız istediğim mesaj, son hareketiniz, son sağlam hareketiniz, antrenmanın son hareketi. Yani %100'ünüzü verin, anladın mı? Rahat rahat gidin evinize. %100'ünüzü verin. Haydi. Nasıl %100 verilir? Böyle. Bakın şimdi. Bakın şimdi, ben nasıl %100 verilir? Bakın şimdi.
ne dedim sırtımın geniş yerine vurdurmak istiyorum. Yani dolayısıyla ne yapacağım? Makineyi geniş tutacağım. Sırt çalışırken bütün sırt hareketlerinde eğer elinizi geniş tutarsanız sırtınızın geniş kısmı, eğer tam tersi dar tutarsanız sırtınızın daha iç kısmı çalışır dostlarım. Bunlar güzel bilmeniz gereken şeyler. Evet. Bir şey söyleyeceğim size. Her zaman söylediğim bir şey. Sık sık duyuyorsunuz benden. Tahmin ettiğinizden çok daha güçlüsünüz. Bakın bunu sürekli söylerim. Az önce dedim. Ağır overhead yapacağım. 8 veya 10 yapacağım dedim. Bakın ben yıllardır antrenman yapıyorum. Yani şöyle neredeyse. Yani benim oyuncaklarım dumbbell falandı. Yani neredeyse 10 sene bile oldu. 10 seneyi bile geçti. Futbol olduğunu sayarsam 6 yaşından 7 yaşından beri futbol oynuyorum kulüplerde falan. Bakın hala kendimi tanıyamamışım. Hala rovrova 50-50 taktım. 8 tekrar 10 tekrar yapacağım derken size yemin ediyorum 20'ye kadar çıkabilirdim. Kendinizi tanımak mı çok önemli ve kendinize güvenin bana. İnanın yapabilirsiniz. Bir sonraki sette kendime ceza 10-10 daha takacağım. Yani 70-70 yapacağım. Tabii bunu çekmeyeceğim. Neler yaptığımı görün istiyorum. Lower yapacağım. Bundan sonra straight push'tan onu çekeceğim. 2 set daha bunu yapacağım. Ağır. Ondan sonra hafif straight push'tan. Sonra bir ses bitireceğiz. Evet dostlarım, sırt antrenmanım bu kadardı. Neler yaptığımı gördünüz. En son 1 çarpı erkekliğiniz ne kadarsa, ne kadar erkekseniz straight push'tan yaptık. Şimdi birer hareketten 4 set biceps ve triceps yapacağım, sonra antrenmanım bitecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz, açıklama kısmında. Hesaplarımız yazıyor. Vanne Yıldırım fitçi fit olur. Biceps, triceps. Yine ne yapacağız? Böyle bir antrenmana yakışır bir finish yapacağız. Bitiriş yapacağız. Yani birer hareket dedim. Biceps, triceps. Süper set yapacağım. 4 set yapacağım. Ne yapacağım izleyin. Onu da daha söyleyeyim. Ya. Çok iyi hissettim sırtım zaten. Yok enerjim kalmadı. İşte bu duruma gelmeniz önemli dostlarım. Ya. Şimdi ne yapacağız? Ağırlığı bir tık daha arttıracağım. Hem orada hem burada ağırlık arttıracağım. İlkini gördüğünüz gibi 15'er tekrar. İkincisini 10. Üçüncüsünü artık 6. Ve dördüncüsünü de 6 yapacağım. Yani ağırlaştıracağız. Bundan sonra ne yapıyoruz? Çok güzel besleniyoruz. Güzel dinleniyoruz. Çok fazla hareketli şeyler yapmıyoruz. Vücudun dinlenmeye ihtiyacı var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize.
Kendinize gerçekten güzel bakın. Peace.